Hoş geldin Mustafa'm, nasılsın? Sizinle, kardeşlerimle aynı kubbenin altındayım hünkârım. Benim için bundan daha büyük bir saadet olamaz. Hünkârım. Sen nasılsın aslanım? Sizi görmek, ayağınızın tozunu yüzümü sürmek büyük şeref hünkârım. Hünkârım. Bayezid, validen seni hayli merak etti. Bir hediyeyle gönlünü aldım hünkârım. Sizi afiyette gördüm, dünyalar benim oldu. Aslanlar aslanı. İşittiğime göre hayli heyecanlıymışsın. Mübalağa ediyordur hünkârım. Benim tek derdim o kıyafetleri giyecek onunla. İnşallah sancaklarınızdan hayırlı haberler getirdiniz. Selim. Siz bizim başımızda olduktan sonra işlerimizin hayırlı gitmemesi mümkün mü ki? Mustafa'm bir sıkıntı yoktur inşallah. Malumunuz hünkârım. Mesele bir devleti bir sancağı idare etmek olunca sıkıntılar her daim baş gösterir. Lakin merak buyurmayın. Sizden aldığım destek beni her daim güçlü kılıyor. Adaletten ayrılmayıp layık olana hakkını verince Cenab-ı Hak işlerimi kolaylaştırıyor. Âlâ. Bileğinden güç, yüreğinden inanç eksik olmasın. Amin. Elimden geldiğince size layık bir evlat olmaya çalışıyorum hünkârım. Sizleri böyle yan yana huzurumda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Allah yolunuzu da yüzünüz gibi ak eylesin. Amin. Cihangir'im. Bugün sen de abilerin gibi kılıç kuşanacaksın. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim için kolay bir gün hiç olmadı hünkârım. Sadece bir kılıç merasimi. Nihayetinde ne savaşa gidiyorum ne de sancağa. Bağışlayın, niyetim sizi üzmek değil. Ben burada sizinle aynı kubbenin altında olmaktan memnunum. Tabii eğer Manisa sancağına beni yollarsanız ona da itiraz etmem. Benim için mi yaptınız? Elbette. Sen bir cihan sultanının oğlusun. Benim oğlumsun. Bu hakikatlerin de hakikatidir. Bunu sakın aklından çıkarma. Bu yüze her baktığında bunu hatırla.